Sadece o işte dörtlü belli. Sociable, Genevieve, Lovres, Soch her karşılaşmada Evet. oynuyorlar. Şu ana kadar böyleydi en azından. Ama 5. değişiyor yani. Skylin geliyor, Wood geldi şimdi, Rose geliyordu. Bu sefer de Wood izleyeceğiz. Harita Heyecan harita. verici. Belli ajanlar. Değişiliyor belli ki. Ona göre karar veriliyor ve harita özelinde oyuncu değişikliği yapılıyormuş gibi duruyor şu an. Şu an için en azından. İzlediğimiz Fireflux'ta. İlerisi için hiçbir şey belli olmaz. Belki tam bir beşli çıkar ortaya. Belki farklı oyuncular görmeye devam ederiz. Ama şu an özelinde 3 farklı oyuncuyla, diğer dörtlü harici 3 farklı oyuncuyla oynamış olacak Fireflux. Wood'un da performansı tabii hepimiz için bir soru işareti. Tabii. Ne görebileceğimizi, ne bekleyebileceğimizi bilmiyoruz. Ya burada oynuyorsa muhakkak çok Ya yeteneklidir. tabii ki de. Yetenek, yani burada oynayan hiçbir oyuncunun yeteneğini sorgulama şansımız yok. Ama her şey yetenek değil işte her zaman. Burada uyum önemli, Ya beraber 2-2 oyunlar önemli, öyle öyle. anlaşabilmek Şu da önemli. zor değil. Tek maçta bir oyuncuyu sınamak da E çok tabii doğru değil. canım. İyi ya da kötü oyunuyla. Şimdi Sociable drone'la birlikte içeriye doğru ilerleyecek. Sociable yine kimseyle burada karşılaşmadı. Fireflux rahatça Asayt'a ilerliyor. Arkadan gelen bir jet var. Savunma ekibinde bu arada Lawson. Yine mid'de lurk pozisyonunda Cypher'ı fark ettiler. Combat tree ile eş zamanlı olarak pikleyip Soch'nyi düşürdü. İki oyuncu geriye çekilecek. Maz arkadaşları kill çıkardıktan sonra kill veriyor. Lawrence'e verdi bu kill'i. Ve Mr. Fallen flash'ı var. Bu flash'ı kullanmak ister mi? Perdenin arkasında oyuncuları görebiliyoruz tekrar. Hibrit bu sefer Cypher'la oynayacak. Yine o da retake sırasında arkadaşlarına oldukça yakın. Hibrit'ten gelen bir tane ikili Wood düştü. Jenevaş Lawson'u yakalamış. Yine savunma ekibinin perdesi duruyor. Sociable geldi arkadan yine Mr. Fallen'i yakaladı. Önemli bir kill bu. Lawrence de combat tree'yi buluyor. Yapabileceği çok bir şey kalmadı Hibrit'in. Onu da yakaladılar. Fireflux ilk round'u kazandı. Fireflux'tan güzel ve temiz bir round geldi aslında burada. Dezavantajlı da başlamışlardı verdikleri skorla birlikte. Ama o verdikleri skoru çok çabuk toparladılar. Ve 1-0 bir başlangıç onların tarafında Mr. Fallen. Bir Marshall satın almış bulunuyor. Ve bu arada da bunları yapmak daha kolay. Marshall'la oynamak, Marshall'la risk almak çok daha kolay. Uzun bir harita olduğu için, büyük bir alanda oynandığı için agresif oyunlar görebiliyoruz. Tekrardan Wood'dan A tarafını kullanılan bir smoke. Bu smoke çok güzel geldi oradaki köprüye. Köprüyü onu kullanıp bir de kullandığı duvarla birlikte A bölgesinde başlattı. Orada işaretlenmiş yalnız Wood. Wood'un işaretlenmesi ve keşif okuyla birlikte ortaya çıkmasıyla burada işler karışabilir ama kimseden deneme gelmiyor orada. Duvarın arkasından Wood hala işaretlenmiş durumda. Wood'un konumu hala ortaya çıkıyor ama Lauzen'den iki tane tek var diğer tarafta. Durum 3'e 3'e geldi. Riskli duruma gidiyorlar. 2'ye 2'ye geldi durum. Fallen canı çok az. Lauzen'den bir tek daha. 3 tane tek yolladı Lauzen bu roundda. Ve 20 canı ile birlikte Wood hayatta kalmaya çalışacak. Şimdi bir deneme. Güzel zamanlama yakaladı. Bayağı da canını aldı. Bire bire geldi durum. Lauzen'le Wood'un birebirini izleyeceğiz. İkisi de bir mermi uzaklıkta ölüme. Bakalım burada hangisi yakalayacak? Wood risk alıyor belki de ama bu riskin karşılığını da aldı. Çok zor bir roundu geride bırakıyor Fireflux. Bu kadar zor olmaması gerekiyordu belki de. Kesinlikle. Wood da burada Clutch'ta iki kere vurma şansı yakaladı. İlkinde kaçtı sonra yine doğru pozisyonu aldı onu söyleyelim. İyi bir pozisyona geçti kendisi için. Halbuki rakibi orada bekliyordu onu ama çok güzel bir prefire'la ilk killini çıkartıyor. Aynı zamanda Clutch'ı getirmiş oluyor. Tabii bir bonus olmayacak mı? Sociable operatör aldı daha 3. round'dayız. Ve operatör tercihinde bulunuyor. Net bir silahlı round bu. Bonus mantığı söz konusu değil. Sociable direkt tüpe yerleşti. Zehir küreden salınıyor. Yine A tarafında kullanılan yetenekler var bu arada. Duvar kullanıldı, Viper zehri kullanıldı ama bu sefer dizilişini değiştiren bir Regdum Kar'ı görüyoruz. Bu sefer Viper A tarafına çektiler ve buraya kullanılan bir smoke var. Şimdi sol tarafı güzel bir çok oku geldi ama yeteri kadar hasar veremedi Soçni'ye. Güzel gelmiş olsa dahi. Sociable o kurta görünmemek adına olabildiğince geri çıktı ve görünmedi bu kurta. Burada yakalayabilir Mr. Fallen'i. Yakalayacak mı Mr. Fallen? Guardian'la şov yaptı. Operatöre karşı ancak bu kadar iyi bir pick gelebilirdi herhalde. Jenevaş şimdi ilerleyecek. Orada bir trap var. Onu
En azından almış oldu. Açığa çıkan oyuncuları görebiliyoruz. Leroy site'ın içlerine doğru ilerliyor. Onun da yeri açığa çıktı. Bu yine kamera etkisini kırmak zorunda. Lawson bir kez doğru gider mi acaba? Tehlikeli, tehlikeli ama istediğini aldı. Hibrit'te bir tane vurmuş. Lawson yine çıkacak bir kez daha. Lawson geldi site içerisinde sovasıyla 3 tane vurdu. Ve 2-1 yapmış oldu Regnum Kari. Aynı zamanda Fireflux'ın parasını bitirdi. Biraz daha dengeli başlıyoruz hissiyatına yaklaşıyoruz. En azından başlangıç öyle. Yani onu söyleyelim. Mark Dünden hemen bir duraklatma geliyor. Mol alınıyor. 2 round tur bu arada yani çok sıkıntı yaşıyor Fireflux. Az önceki round da gidebilecek bir roundu. Sadece bir oyuncu hayatta kaldı. O da 20 canlı hayatta kalan oyuncuydu. Bir duraklatma geldi. Muhtemelen plan taktik değişikliği gelecek. 3 round tur çünkü. Birebir aynı oyunu görüyoruz Fireflux tarafından. Kullanılan smoke köprüye. Açılan duvar ve içeri giren Fireflux takımı. Kamera çok canlarını sıkıyor bu arada. Kameranın konumunu tespit etmekte biraz zorlanıyorlar. Fireflux A tarafında bir roundu neredeyse kaybediyordu. Diğerini kaybetti zaten. Ve molanın da bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Ulti var bu arada Lawson'da. 2 tane al 3 vurunca tabii 2 round'da ultisi geldi. Tek ultiye sahip olan oyuncu şu an haritadaki Lawson. Bu sefer farklı bir smoke kullanımı Wood'dan. Kullandım emin değilim ama. Tekrardan duvarını A tarafına çekti. Sochni dirsekten yaklaşıyor. Lawson'un açıldığını görüyorum tüpten. Burada bir oyuncuyu yakalayabilir. Wood'u yakalayabilir. Wood'la şimdi karşılaşacaklar. Wood çok geç fark etti Lawson'u. Lawson'dan çok rahat bir entry. Bir de görüş oku kullanıyor. Onu kırmaya çalışan oyuncular olacak mı? Genovese'i yakaladı Lawson'dan. Yine 3 skor. Laura'sı da yakaladı. Spike'ı da orada gördü. Maz'dan da gelen bir skor. Sociable tek başına kaldı. Onu da düşüren Combatry. Durum 2-2. Bu anti bonus, anti ekoda özür diliyorum. Hata yapmıyor Regnum Karya. Güzel bir anti eko geçirdiler. Lawson 9 skorda bu arada. Evet, Lawson da harika başladı maça gerçekten belirttiğin gibi. Combatry 3 kill'de. Yani geçtiğimiz haritaya Lawson'un da başlangıcı çok sıkıntılıydı. Speed haritasında burada erken form yakaladı. Ve 2-2'de bu sefer Fireflux'da bir operatör olmayacak. Savunma ekibi de operatör sahibi değil. Round başladığında Lawson tüp kontrolünü üstlenmiş vaziyette. Jet. İki jet karşı karşıya da gelebilirdi. Maz midden ilerlemeyi tercih etti. Dirsekten 3 oyuncu birden ilerleyecekler. Skye'in kullandığı sülük can sıkıcı olacak bu anda Maz için. Çünkü geri açığa çıktı bu sırada. Bekliyorlar. Maz'ın olmadığı yere doğru geldiler. Mr. Fallen ancak Mekil çıkartabildi. Ulti var. Ulti etkisinden kaçmaya çalışıyor. Bir yandan Combatry. Bu arada Sociable'ı yakaladı. Wood. Yine takası alan isim 3 ve 3. Maz gelecek arkadan. Plant'i engellemiş oldu. Ve atladığı yerde eğer duman bulutu olmasa muhtemelen düşecek de hemen dişini kullanıyor. Maz 1 ve 3 pozisyon. Lawson da geldi. Drone atacak. Laura sıkıştı. Laura'sın yerini biliyorlar. 1-3 oynayacaklar. Çok özür diliyorum. Şok oku geldi. Yalnız Laura'sen güzel bir tek var. Laura Strand'ı belki de kazanılabilir hale getirdi. Şok oku da kullanılıyor orada Maz'ın üzerine. Şimdi Laura o tarafı boş verip diğer tarafı oynama kararını aldı. Hibrit'in üzerine gidecek gibi duruyor. 37 saniye. Çok süresi var. Yani bu oyunu yapabilecek süresi var. Yakınları kontrol ediyor. Kimseyi göremediği için şimdi Spike'a doğru ilerleyecek. Keşif okuyla birlikte oradaki kontrolü alacak. Orada kimsenin olmadığının farkında. Biraz açığa kuracak gibi. Oraya atlayan bir oyuncu var. Hibrit'i gördü. Yalnız Maz şimdi dolanıyor ters tarafa doğru. Oradan beklemeyebilir Laures Maz'ı. Bekleyecek mi? Maz'ı buldu. Birebire getirdi Laures burada durumu. Hibrit'le birlikte karşılaşacaklar. Hibrit hata yapmıyor. Zorlansa da Regnum Karya bu roundu kazanıyor. Yani Mr. Fallen'in, özür diliyorum, Lawson'un Sohalo ile piklememesi gerekiyor. İşte round kesinlikle sıkıntıya girdi. Burada Laures'e bir fırsat tanımış oldular ama Laures tabi
abi tamamen yeri belli. Spike yerde elinden geleni yaptı. Güzel killer çıkardı fakat son kili alan hibrit. Önemli bir kill. Güzel deneme ama bu. Tam NT'lik pozisyon. Kesinlikle. Tamam. Çok silah kaybetmiş oldu roundu kazanırken. Magnum Karya ama Firefly aslında arası kalmadı pek. Buraya bakıyoruz. Yani Rifle, Lawrence'in elinde olacak. Yani bütün oyuncular çekilin yolumdan. Daha çok tabancalarla oynuyor. Bir tane de shotgun gördüm yanlış bakmadıysam. Ve çok... Sova yeteneklerini kullanıyor. Bir kaplan kullanıldı. O! Asayt'ın içerisinde Voot ultisi geldi. İçerisinde şimdi plant almaya çalışabilirler. Tabi Judge da ulti içinde. Geziyor. Sociable'ı şimdi Mazı'da yakaladı. İhtimaller oldukça fazla artık. Oldukça fazla artık. Round'u kazanabilmesi için Firefox adına. Sociable düştü belki ama öncesinde Sochi'de Combat 3'yi yakalamıştı Hybrid. Sociable bularak yanıt verdi. 3 ve 4 pozisyonun içerisindeyiz. İçeriye doğru girmeleri lazım. Viper'ı Hybrid yakaladı. Çok ekstra. Dağılacak. Gerçekten büyük bir şans onlar için. Ve bir yandan da Leores fight'ların arasında Mr. Polin takası aldı. 2 ve 2 çok çok zor. Bu imayı yapabilmek. Genovice harika bir tek. Üstüne doğru Sova geliyor ilk önce ve orada yakaladı Genovice. 3-3 yaptı Fireflux. Burada site'e girdi. Entry'leri aldı ardından. Her ne kadar birkaç iyi vuruşa sahip olsa da Regnum Karya herhangi bir sıkıntı doğurmadı. Ya round sıkıntıya girecek gibi bir de aslında. Boot'un düşmesiyle birlikte kendi ultisi içinde. Fakat çok iyi değerlendiremedi burayı Regnum Karya tarafı. Ve gelen bir eko diyeceğim ben buna. Kazanılan bir eko. Fireflux tarafında durumu 3-3'e getiriyor. Genovice'dan da çok güzel bir tek Mr. Fallen üzerinde. Sonrasında da güzel bir headshot giriyor. Ve Viper ultisi kullanıldı. Round başlar başlamaz B tarafına. Klasik. Görmeye alışık olduğumuz bir Viper ultisi. Wood şimdi halat tarafında, ip tarafında oynuyor. Maz da orayı kontrol ediyor operatörüyle birlikte. Normalde alışık olduğumuz dizilimden biraz farklı. Tabi bir dizilim yapıyor hibrit sürekli. Normalde biliyorsun tüp tarafına bir tuzak kurulur. Ama tuzağı tüpe kullanmayıp tüpe bir oyuncu bırakıyorlar. Her roundda tüpten ya biri ilerliyor ya biri orayı kontrol ediyor. Şimdi lazım burada drone ile birlikte, baykuş drone ile birlikte bir oyuncuyu gördü. Karşılığında hemen bir baykuş drone daha kullandı. Artık oyunun burada olacağı belli. Ulti kullanıyor Sova ultisi. Bakalım Lawson'u yakalayabilecekler mi? Lawson'a bir tane tek gelmiş ama devamı gelmiyor. Operatör denemesi var Maz'dan. İstediğini bulamadı. Hybrid orada duvardan çıkıp bir tane skor aldı ama Sochi'nin takasını alıyor onun. 4'e 4 devam edecek bu takaslar. Shokoku çok istenilen gibi gelmedi. Lawson hala side arkasında piramitlerde oynuyor. Sochi'nden 2-3 gelmiş Sochi'nden. Burada Sülü'ye yakalanan bir Sochi var ama üzerine oynayabilecek bir oyuncu yok. Mr. Fallen Woot'u düşürdü. Mr. Fallen aşağıya atladı orada. Sochi burada karşılaştılar. Yandan çıkan Sochi 4'ü vurdu. Sochi 5'e gidebilir belki de. Sochi hemen pozisyonunu değiştiriyor. Burada 2'ye 1 pozisyonda Combatri burayı oynamak zorunda. Sochi'nin arkaya çıktığını görüyorum. Sochi 5'i buluyor Sochi. Ne güzel belalar görüyoruz bugün. Sochi'den bir başkası geldi ve de aynı zamanda Fireflux öne geçti. Sochi'yi tebrik etmek lazım. Güzel bir belada. Yine 9. kiline ulaştı bu belayla. Ve para sıkıntı. Regnum Karya için. Regnum Karya bir Marshall, bir Vandal satın alabiliyor. Ağır silah olarak ve şerifler var. Maz ulti ile oynayabilir giderse. Ve bu ulti Maz'dan geliyor. Yavaş hemen oradaki yeteneğe doğru bir ateş etti. Keşiroku, hibrit ilerleyecek. Ekstra kill istiyor. Oh! Yavaş kötü yakalanabilirdi burada ve hibrit istediği fırsatı tam olarak bulamadı. Ama aramaya denemeye devam ediyor. Sociable'ı yakalayan Maz. Çok Wood geri doğru çekilecek. Genovice geri çekilecek. Orb aldı bu arada Genovice. Şimdi Sochi Maz'ı bulmuş. 4v4'e geliyor durum.
Ve yavaş yavaş alana çıkmaya çalışan oyuncular var. Genevice onları kolluyor, onları bekliyor. Ultisini atacak ama çok yakında bir oyuncu Lawson. Ulti attıktan sonra Genevice yakaladı. Nerede olduğu Melikish boku da var burada. Woods yine Lawson'u yakaladı. 2v2 hatta Soshin'in aldığı kille. Özür diliyorum. 2v3 hatta Soshin'in aldığı kille. 1v3. Ve şimdi kombati gelen sürükten sonra onun da yeri belli ve Soshin'i arıyor. Arıyor, onu da buluyor. Soshin'i bir de bu rampta 3 vurdu Soçne ve 12. killini bize bu şekilde izletti. Farkı 2'ye çıkardı Fireflux. Farkı 2'ye çıkardı dediğin gibi Fireflux kazandıkları bir round var. Eco round. O roundla birlikte bir tempo yakaladılar. Ve şimdi bir silah satın alımı göreceğiz Rengkarya tarafından. Tekrardan Mazda bir operatör var. Sociable. Kendisi de bir operatöre sahip. Jetlerin savaşını izleyeceğiz gibi duruyor bu roundda. Wood'dan line-up'lar gelmeye devam ediyor. Smoke line-up'ları. Wood şimdi combat 3'yi yakaladı ama Mazda operatör olduğunu bilmiyorlar. Wood şimdi tüpü kontrol etti, yakını kontrol etti, kimsenin olmadığını görünce geri dönüyor. B oyunu izleyeceğiz gibi duruyor. Maz yalnız pozisyonunu değiştirdi A tarafından. Ortayı kontrol ediyor operatörle birlikte. Ortaya çıkacak bir oyuncusu yok gibi duruyor şu an için yalnız. Hepsi B'de dayı ve bu hücumu B'de sonuçlandıracaklar gibi. Buraya doğru kullanılan bir Sky yeteneği vardı. Hibrit sikeri yutarıyorum. Yine Sight'ın içerisinde bekliyor. 3B savunmasının üstüne gidecek. Fireflux burada trapler var. Şimdi Sight'ın savunduğu bir... Yine Sight'ın Mazmit kili çıkarmış. Mazmit tane daha vurdu. Operatörle geniş alanda oldukça başarılı şu ana kadar. Biraz da info almaya çalışıyor. Mr. Folin de 2 tane vurdu ve tek başına Soulshable kaldı. Hücum Sight'a ayak basamadı. Ve ayak basamadan 4 oyuncu kaybetti. Biraz fiyaskoya döndü. Yani istedikleri sonuca ulaşamadılar bu B saldırısında. Şu ana kadar onlardan da B gördük mü diye düşünüyorum. 2 tane B gördük şu ana kadar. Ve çok istediklerini bulamadılar açıkçası B tarafında. B saldırısını çok istedikleri gibi yapamadılar. Soulshable burada operatörü saklamaya çalışacaktır son saniyede. Üzerine de kimse gitmiyor bu arada Soulshable'ın. Ne yaparsa yapsın dediler. Fazla kill vermek istemiyor. Evet evet. Silah düşürmek istemiyorlar. Ekonomileri çok iyi değil çünkü onların. Burada son anda muhtemelen Soulshable operatörü alacaktır. Evet, Fark Brandy dayı. Çok daha çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Alverler var. Çok ufak seriler var. 2 roundluk. Ve bu noktada maç birazcık daha keyif kazandı. 2 roundluk, 3 roundluk serileri burada görebiliyoruz. Bakalım bu bir alvere dönüşecek mi? Gerçi hiç tam böyle alver yaşanmadı ama... 2 roundluk ya da 3 roundluk seriler çok uzun değil. Çünkü bir önceki seride yani 8 roundluk, 7 roundluk seriler görebiliyorduk. Bu da biraz çekişmeyi keyifsiz hale getiriyordu açıkçası. Bu işte izlemek istediğimiz seri buydu aslında. Serinin böyle ilerlemesini bekliyorduk da aslında. İzlemek istediğimizden ziyade bekliyorduk. Teknik mala var ufak. Umarım kimsenin eli soğumamıştır dayı. Tabii keyifli ilerliyordu bir de karşılaşma. Çok keyifli ilerliyor 5'e 4. Soulshable lazım üzerinde. Entry'yi buluyor. Açılışı yapıyor. İyi bir başlangıç. Burada Fireflux tarafı için. Lores orada işaretlemeye çalıştı ama işaretleyemedi. Kurt'la birlikte ilerleyecekler gibi. Sağ tarafta kıya klasik noktaya elinden atışlar var. Tekrardan asit havuzu ve orada smoke aktifleştirilmesiyle birlikte bu kuşatma, bu saldırı karşılanmış oldu. Regdum Karya tarafından, B tarafında dönüş görüyoruz onlarda. Kafes Fireflux tarafından. Kafesi kırdı Soshin'i. Orta tarafından yaklaşıyor burada. Soshin'i beklemeyecek galiba burada. Maz'ın sesini duydu, Maz'ın A'ya girişini duydu. B tarafında oyun var. Soçni çok iyi sarktı. Soçni önüne bir oyuncu çıkacak. Hemen ultisini de kullanıyor Soçni. Maz'ı da yakalayacak. Maz'ın nereye çıktığını biliyor. Operatör olduğunu da biliyor Maz'da. Burada bu savaşı istemeyecek. Evet. Spike'da kuruluyor zaten. Spike'a doğru yönlen savunma oyuncuları var. Mr. Fallen bir tane kill çıkarttı. Saatin içerisinde dönecek Sova'ya doğru ama Lores buna müsaade etmedi. Takası aldı ve Soçni arkalamak istediği oyuncuları doğru
noktada yakalıyor. Maz'ın 70 canı var. Sochny ona kill vermek istemeyecektir. Yine Maz'ın arkasından yaklaşan isimleri görebiliyoruz ama kill'i çıkartan tekrar Sochny oldu. Yarım bıraktığı işi tamamlamış oldu Sochny. 6-4. Kalan 2 tane round var ilk yarıda. Dayı burada da yine Fireflux'ı kazanarak başlıyor ve farkı tekrar 2'ye çıkartıyorlar. Gelsin 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 yengeç şov. 6-4'e getirdiler yengeci. Takip etmeye devam ediyoruz. Sahne senin yengeç. Biraz yakın geçiyoruz yengeçe yalnız. Bak bak yok olacak. Daha var yok olmasına ya. Daha yürüyecek o. Yetişemeyeceğiz yok olmasına. Yetişemeyeceğiz ama. Wood. Pencereye doğru bu. Smoke kullandı zannediyorum ve... Sochny. Yetişilerek başlıyor. Lores. Arkasını bekleyen ise Fireflux oldukça kontrollü. Hata yapmak istemiyorlar. Round'un başlamasıyla birlikte. Silahları sahip. Ragnar Karya telefonu söylemek lazım. Bir silahlı round daha oynayacaklar. Bu yalnız son silahlı roundları olabilir kaybederlerse. Kredileri yeter mi bilmiyorum son round'a. Mas. Marshall'la birlikte bir pozisyon bulmaya çalışıyor. Bir açıklık bulmaya çalışıyor kendine. Hibrit. Orta tarafını kontrol edecek. Daha doğrusu hem ortayı hem B girişini kontrol edecek bir kamera kullanmış. Şimdi Spolin'den kullanılan bir sülük var. Drone'a işaretlenecek gibi. B tarafını split geliyor. Split daha geliyor. Maz atladı arkalarına. Maz'dan güzel oyun ama çok zorlandı. Çok zorlandı skoru bulabilecek. Rifle dalmıyor yerden. Bu arada arkadaşları işi bitirdi zaten. Maz zorlansa da. Hybrid Sight'ta 3 tane kill çıkardı. 6-5 yaptı. Ragnum Karya farkı tekrar 1'e düşürüyor. Çok iyi bir satın alma gerçekleştirememişlerdi Marshall'ı düşünürsek. Bir de Marshall vardı ellerinde ama Rifle'lar zaten istenileni vermiş oldu. Burada i̇yi bir savunma. Evet, iyi bir savunma ve burada da Ragnum Karya istediği bütün silahlara sahip olacak. Diğer yandan Fireflux'ın da para sıkıntısı yok ama. Operatöre de ulaştılar bu arada. Fireflux'ta bir sıkıntı var. Wood ulti olduğu için bunu tercih ediyor muhtemelen. Çünkü Sochny en azından yarım çekip de arkadaşına belki atabilirdi. Onu tam bilmiyorum ama bu silahla oynayacak Wood. Ultiyi açmaya çalışacak galiba. Direkt A'ya gelmeyi hedefliyor gibi Fireflux bu etapta. Drone Combatrin'in yerini işaretledi. Sadece Viper ultisinden bahsedebiliyoruz round'un başlamasıyla birlikte. Bu arada Maz içeriye doğru girdi. Herhangi bir yetenek çıkmazsa buradan sıkıntı büyük. Maz Wood'u direkt yakaladı. Ulti kullanılamayacak. Entry geldi. Ragnum Karya'nın istediği şekilde. Şimdi Kurt'la birlikte burayı oynayacaklar belki ama buradaki savunma çok kuvvetli. 3 tane oyuncu, hatta 4 tane oyuncu o tarafa yakın. Sochny ortadan gelmiş olsa da geri dönecek şimdi. Hybrid'le birlikte karşılaştılar ama Hybrid bu takası kazanıyor. 3 kişi ayakta Fireflux tarafında. Şimdi tüpe doğru giren bir Sochny var. Tüpten ilerleyecek burada. Bu infoyu da alacaklar. Tüp infosunu da alacaklar bu kuş sayesinde. Güzel bir kuş kullanımı gördük. Fireflux nereye gideceğini karar veremiyor şu anda. Biraz haritada sıkıştılar sıkıştılar gibi duruyor. Hibrit'in önüne düşecek Sochny. Güzel bir skor ondan. B tarafına doğru takım arkadaşları koşarken Sochny da ortadan B linkten oynayacak gibi duruyor. Belki sakmayı deneyebilirdi ama o riski almayacak gibi duruyor. İleriyi tarıyorum. B tarafına keşif oku kullanıldı. Şimdi kuşla birlikte 20 saniye var. Çıktı falan. Bu Spolin'den bir tane skor var. Lawrence bu skoru verseydi bayağı sıkılacaktı canları. Lawrence'in aldığı skorla birlikte belki kazanılabilir diyecektim ama Maz ortada Sochny'u buldu. Yine 1'e 3 Lawrence yine bu side'da yine deneyecek. Ve Lawrence hakkında hiçbir fikre sahip değil. Maz önden geldi şimdi bakacak ama Lawrence çoktan kilit çıkardı. Fightları teker teker yaşayabilir. Lawrence'in nereye olduğunu bakacaklar Lawrence! İlkini kaybetti belki ama çok daha zorunu burada. Başarıyla sonuçlandırdı. Muazzam bir clutch ve ilk yarıyı iki farkla geride bırakmış oldu Fireflux. Ki Ragnum Karya dengeye getirmek için çok büyük bir avantaja sahipti. Ama 1'e 3'te Lawrence'e yenik düştüler. Takassız oynadılar burayı. Yani ilk operatörün çıkması sonrasında da burada tek tek çıkıyorlar zaten eğimlerine. Lawrence hani açıklık bulabiliyor kendine. İkinci vuruşu rahat rahat yapabileceği açıklığı bulabiliyor. Güzel bir clutch izledik burada. 1'e 3 clutch izledik Lawrence'den.
Sever zaten bu tarz pozisyonları oynamayı sever. Oynamayı da başaran bir oyuncu. Lawrence. B tarafında 3 oyuncusu bulunuyor. Fireflux tarafının. A tarafına ise 2 oyuncu bıraktılar. Ortada kalabalık görüyorum. Regnum Karya'da. İleriyi tarıyorum. Kullanılan keşif oku Dirsey'i kontrol edecek. Ve Dirsey'in boş olduğu ilgisi şu an için verildi. Burası. Yavaş yavaş ilerliyor Regnum Karya. Orta B karışık bir saldırı gelecek gibi duruyor şu an için. Drone'la birlikte bu dirsekten çok çekindiler. Dirseğe iki tane info yeteneği kullanıldı. Şimdi hibrit tüpten yaklaşıyor. 55 saniyenin altına iniyoruz ve hibrit tüpten yaklaştı. İleride bir trap söz konusu ki hemen sonunda bekleyen bir tane oyuncu var zaten. Jet. Bir yandan da kamerasını kontrol edip etraftan info almaya çalışıyor. Hibrit solunu muhakkak kontrol edecektir. Hayır, bakmadı hibrit. Soulshivel'a bakmadı hibrit. Bu bir hata oldu ve ilk kill bu şekilde Fireflux lane'e geldi. Regnum Karya da şimdi mas. Dirsekten ilerleyecek. Sağdaki oyuncuyu yakalayabilirse önemli bir kill olur ama Jenevaş iki tane kill çıkardı ve Woodside girişini tutuyor. Soulshivel geldi. Açılışı yaptığı gibi kapanışı da yaptı. 8-5 Fireflux. İlk yarıyı dengede kapatabilirdi. 6-6 olabilirdi. İnanılmaz bir clash burada. Çok basit bir tabanca roundu kazandılar ve fark birden 3'e çıktı. Ya çok güzel bir aslında bait gördük orada. Kullanılan trap. Aa, burada trap varsa yakında kimse yoktur dedi. Bir daha hibrit asla oraya bakmadan geçmeyecek. Muhtemelen. Muhtemelen öyle. Gibi hissediyorum. Biliyorsun bu tarz yaşanmışlıklar kolay kolay unutulamaz. Vardır senin de yaşanmışlıkların dayı. 27 yaşındayız, olsun bir zahmet. En kralı. Ve başka bir round daha. Fireflux. Üstünlükle bu rounda giriyor. İkinci yarıda. Soulshivel'la hibrit orada bir karşılaştı ama. Fallin burada Soulshivel'ı yakalayabilir derken Soulshivel'dan güzel bir skor. Soulshivel ikinciyi de buluyor. Kendi kötü pozisyonda kalmış gibi gözükse de iki tane kolay skor Soulshivel'dan. Ve A tarafında üçlü bir saldırı görülecek gibi. Burayı hızlandırmak isteyecekler bu sova keşif oku ile birlikte. Yaklaşmaya başladılar. Karşılıkta gelen bir yalnız keşif oku var. Orada yakalanan oyuncular var. Soulshivel 3. skorunda buluyor. Lawrence şimdi ilerleyecek burada. Lawrence'ı da düşüren Lawrence oluyor. Sova oyuncusu karşılaştı. Durum 9-5. Artık Regnum Karya'nın bu roundla birlikte bir ivme yakalaması gerekiyor. Çünkü son serilere baktığımızda orada 7'ye 2'lik bir seri var. Çok önemli bir çıkış Fireflux için. Uzun bir seriyi yakaladılar. Regnum Karya Soulshivel'ın operatörüne karşı oynayacak. Bonus olarak düşünmemeleri gerekiyor sadece buna. Şimdi Soulshivel kamerayı dip attı B tarafına. Ve bu arada Mr. Falling geldi Soulshivel'i yakaladı. Ben bir an radardan onu izlemeye çalışıyordum. Mr. Falling önemli bir açılış. Ve şimdi Flash ile birlikte Jenevice arkadaşım takasını aldı. Drone kullanılıyor. Drone kullanılan oyuncunun üstüne de gidecek ama bu kili çıkarması çok zordu. Lawson 46 canla kaldı fakat yine de fight'i kazandı. Sıkıntı yok. Mas içeri doğru şimdi Dash ile hamle yaptı. İçeride kimse yok. Perde arkasında bir oyuncu görebiliyoruz. Hamle yapmayacaktı muhtemelen ki yapmış Lawrence. Tabii ki bu bir hata oldu. Ve cezasını da ödedi. Şimdi Firefly tarafında bir operatör görüyorum. Bu operatörü saklamak mantıklı olabilir açıkçası. Tarıyorum. Burayı oynamamak mantıklı olabilir. Özellikle bir sonraki round silah alacağını düşünürsek biz Fireflux tarafının orada operatörü kaybetmemek mantıklı olacaktır. Lawson üzerinde hasar var. Wood bir tane skor buldu. Combat'ın üzerine de gidecek. Wood'dan ekstra bir hasar da geldi. Açıkçası fena geçmediler bu bonus roundu. 3 tane silah düşürdü rakiplerinden. Soulshivel da operatörünü koruyacak gibi duruyor. 9-6'ya doğru gidiyoruz.
Şimdi bir silah roundu izleyeceğiz Fireflux adına. 3 tane silah düşürmek hakikaten hiç fena olmadı. 4 tane silahla hayatta kalsaydı burada Regnum kar ya. Tamam. Mutsuz olabilirdi Fireflux açıkçası. 9-6'da operatörle birlikte oynamaya devam edecek Sociable. Biraz ondan kaçması gerekiyor açıkçası. Regnum Karyon'un olmadığı bölgeyi tahmin etmesi, bulması gerekiyor bir şekilde. Ya da saptaması gerekiyor Sociable'a. A tarafında toplanan oyuncular var yine Regnum Karya'da. Hibrit şimdi kamerasıyla birlikte orada Sociable'ı buldu. Sociable'ın ortaya çıkabileceğini tahmin etmesi gerekiyor Lazlo'nun. O yüzden de dikkat etmesi gerekiyor Sociable şimdi. Güzel bir timing yakalayabilir burada. Timing'i yakaladı. Headshot'ı da bıraktı Lazlo'nun ama Phantom'ın azizliğine vuruyor. Çok az canlı oradan uzaklaştı Sociable. Şimdi hemen canı da yenilendi takım arkadaşı tarafından. 100 canla devam edecek bu round'da. Gelen kuş bir kör oldu. İnfosu verdi ama çok net bir info değil tabii ki de. Haritaya dağılan bir Regnum Karya görüyoruz. Her tarafta, her yerde bir oyuncusu var. Tüpte, ortada, B tarafında ama B olacak gibi duruyor bu oyun. B tarafında oynayacaklar gibi duruyor. Yavaş yavaş da dirseğe doğru yaklaşıyorlar. 35 saniye yine birazdan da kıyamet kopacak dayı ve... Yine koşmaya başlayacaklar. Evet. Regnum Karya... Son 30 saniye. Maz dişini kullandı, duvara çarptı Ateş ve yavaş yavaş üstüne doğru gitmeye çalışıyorlar. Cypher'ın Maz. Wallbanglerle Sochi'nin yakaladığı açı açıklıktan sonra Combat Reload pozisyonunda bekliyor. Sochi düştü. Bu önemli. 4v4. Özellikle Sky'ın canı yok ve şimdi Combat Reload'un olduğu yerde bir fight. Combat Reload 2 oyuncuyu düşürdü. Maz yakalıyor. Genovice'ı sona kalan oyuncu Laures. Operatörü korumaya çalışacak mı? Bulabilecek mi operatörü acaba? Elinde var mı şu an sanmıyorum ama şöyle bir durum oldu, şöyle bir şanssızlık oldu Fireflux adına. Sochi düştüğünde Combatri sarkıyordu orada. Evet, onu da zaten Sochi düştüğü için trap aynen oldu. Öyle. Trap oradaki tuzak deaktif olunca rahat şekilde sarkabildi ve aslında oradan birinin gelmediği hissiyatına kapıldı. Burada Fireflux Combatri için de önce rahat bir skor, sonrasında ikinci skoru da takaslı aldı. Laures'i bulmaya çalışıyorlar ama Laures fena saklanmadı burada. Çok üzerine de gitmeye çalışmayacaklar belli ki. Denemeler geliyor oradan ama Laures'e hasar veremediler. 9-7'ye geldi durum. Şimdi Fireflux için bir eco round izleyeceğiz. Yakalama şansı ortada Regnum Karya adına. 9-8'e getirmek onların elinde bu saatten sonra. Laures'in ekstralarına bakacak diğer taraftan Fireflux. Ki o ekstraları fazlasıyla yaptı bu harita özelinde. Sociable hemen geçim hukukunu kırdı. Ortayı olabildiğince kontrol ediyorlar. Kamerasıyla birlikte Hybrid de info almaya çalışıyor. Denemeler geldi Maz'dan. Yakın bir deneme. Var arkasında hasarı veremedi. B tarafını hızlandıracaklar bu duvarla birlikte. Yalnız Wood'un elindeki silah bir cacı olmasa da tehlikeli bir silah. Tek atabiliyor, ayağından vurdu orada Maz. Skoru aldığı gibi takım arkadaşları da bölgeye girdi. Ve bu entry ile birlikte şimdi Maz bir tane daha vuruyor. Sociable'ın nerede olduğu belli bir fight içerisinde. Burada Wallbang geçiren bir duvar olduğu için dikkat etmesi lazım. Şok oku gelecek, hasar vermedi bile. Bu arada Mr. Foley'in de Sochi'ni yakalamış son kalan oyuncu Laures. Güzel vuruşlar Laures'ten, enfes vuruşlar bunlar. Daha fazlasını da alabilir, şok oku tam adrese teslim gidecektir. İyi sıkıştırdı rakibini orada. Ama çok hasar vermedi sanki. Noktada da tabii pes etmesi gerekiyor Laures'in. Süreden dolayı vurabildiğini vurmaya çalışacak. 3 tane düşürdü tek başına, gayet. Gayet yeter. Yeterli hasarı verdi. 9-8 oldu ama bir yandan skor. Yani Regnum Karya önemli bir seri yakalamış oldu 9-5'ten sonra.
Ve normal sürede yine sanki sonradan da görecek gibiyiz bu seride de bir şekilde. Oraya gidiyoruz gibi hissettiriyor oyun açıkçası. İki taraf da birbirine çok net üstünlükler kuramıyor şu üçüncü haritada. Bunun öncesi için farklı senaryolar vardı tabii. İki taraf da çok büyük üstünlükler yakalamıştı ama bu harita özelinde iki taraf da üstünlük kurmada ciddi problemler yaşıyor. Jenna Weiss burada kullandığı kurtla birlikte bu tarafın hoş olduğunu bilgisini verecek. Ve kendisi de hemen pozisyonunu değiştirip ortaya doğru yaklaştı. Sociable'ın da ortada olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan A tarafında bulunan oyuncular var. A tarafına duvarla birlikte hızlanmaya başladılar, koşmaya başladılar. Aynı zamanda duvarla birlikte drone ve kurt da kullanılmıştı. O senden merdiven tarafına kullanılan yetenekler. Soçlu yalnız kombatriyi bulmuş. Soçlu şimdi bir tane daha deneme var Lawrence'den. Soçlu'nun pozisyonu hiç fena değil. Soçlu buradan çıkıp çapraz ateşleneyebilirdi ama başarılı olamıyor şu an için. Orada Lawrence'i yakalamaya çalışıyor Mr. Paulin. Soçlu'dan 3 gelmiş. Soçlu'nun 4'e de çok yakındı. Yine ise gidebilirdi ama istediği gibi sonuçlanmadı. 2 ve 3 hala bitmedi dayı. Mazur'un saniye açtı. Ama şimdi Genevaş Maz'ı düşürüyor. Ve neredeyse Lawrence'ın round'u imkansız bir halden döndürmeye çalışacak. Arkasından bir oyuncu yaklaştı çünkü ve ilerliyor. Görüldü de, geride fark edildi. Arkaya doğru bir planta almak isteyecek Sky Flash'ı. Patlıyor ama hayır, patlatılmadı bile, peak gelmedi. Lawson arkasındaki oyuncudan hiç endişelenmiyor ve Sociable geldi arkadan. Lawson'u düşürdü. Bu da Fireflux'ın 3 round'luk seriyi bitirdiği nokta. Regnum Caria için. Fark tekrar 2'ye çıkıyor. Dengeye gelmesine müsaade etmediler. Bir de operatör aldılar. Regnum Caria'nın şöyle bir sıkıntısı var dayı. Kazandıkları bazı roundlarda çok hırpalandılar. Mesela örneğin geçtiğimiz roundda Lawrence 1v5'te 3 tane kill çıkardı. Olmaması lazım bunun. Bu da buraya yansıyor. Ya şu an görüyoruz dediğin gibi silah alma konusunda problem yaşıyorlar şu an için. Bir şekilde alacaklar. Yani 4 oyuncu silahla oynayacak. Ama Valorant'ın da sıkıntısı bu. Seriyi kazansanız bile çok fazla skor veriyorsanız bu serileri kazanırken kazandığınız serinin bir anlamı kalmayabiliyor. Denemeler geldi orada Sovu ultisi. Ama kimseyi bulamıyor Lawson. Şimdi B tarafına yaklaşan yine bir Regnum Caria vardı ama Jenna Weiss B main'de bir oyuncuyu yakaladı bile. O da hiç fena bir harita geçirmiyor, ondan bahsetmek lazım. Bu da ortadan info almak için sıçramalara devam ediyor orada. Kill arıyorlar. Regnum Caria oyuncuları bir yandan. Hibrit. Ağda açık bir pozisyondaydı. Cypher yeteneğini kırdı, şimdi kendi kamerasını bırakacak bir yandan ve... Hibrit. Operatör burada. Evet, bunu anlamış oldular. Hücumu A'ya doğru çeviriyorlar. Bir Viper perdesi yine A'ya kullanıldı. Double Door'dan gelen oyuncu fark edilecek ama Sochi bu fight'ı istediği gibi yaşayamadı. Lawson'dan güzel bir kill, önemli bir kill. Bir yandan da drone kullanılıyor. Sociable sıkıştı diyebiliriz. Shokoku da gelecek. Sociable sınanıyor şu anda. İki taraftan açılar var. Sociable Lawson'un üstüne gitme konusunda kararlı, vuruşunu kaçırdı. Deşi var, bunu istediği an kullanabilir. Şimdi kullanacak ve Lawrence destek verdi. Hibrit düştü. Sociable'da ulti de var isterse ama operatörüyle bu vuruşu kaçırdıktan sonra şimdi açacak ultisini. Rakibini yakalayamadı. 11 can ve Lawson etrafı tamamen sarılmış durumda. Tabii ki kurtulamayacaktı. Kombatri ultinin içerisinde her şey olabilir. İlk gelen oyuncunun farkında bu kill'i çıkardı bir yandan. Şimdi Sky'ı vuruyor ama Sociable nerede olduğunu anladı ve direkt imhaya oturacaklar gelen bu kille. Fireflux round biraz tehlikeye girse de bu round'u kazanmayı başardı. 11'e ulaştı. Ve farkın 3 olduğunu görüyoruz tekrar. Şimdi de Regnum Caria asıl silahlarını çekecek. Aynen öyle. Bir quick scope var bu arada. Sociable'dan gelen. O tutmasaydı işler bayağı sıkıntıya girecekti. Kendisi düşecekti. Orada yakalanan takım arkadaşı Lawson de kötü pozisyonda kalmayacaktı bunun sayesinde. Bir duraklatma geliyor. Regnum Caria tarafından. Koç Optics tarafından. 11-8 durum. Tabii kritik bir round'a giriyoruz. Bu round'un kaybedilmesi demek... Artık ölüm kolum round'una silahsız çıkmak anlamına gelecek. Muhtemelen bu arada bu round'da da çekmeyebilirler. Kredileri var mı çok emin değilim çünkü. Biraz bırakmışlardı dayı. Muhakkak hani...
bakmak lazım. Göreceğiz. Şimdi taba basabilir miyiz arkadaşlar scoreboard'a? Kredi yok gibi duruyor. Yani aslında çekebilecek oyuncular var yani, çekerler. Maz alamıyor. Bir kere Maz'ın kredisi yok. Tamam. Mr. Fallin böyle oynayacak. Ya burada yine aynı şeye geliyoruz. Bir risk alıp 12'yi kaybetme riskini alıp... 3 rifle çıkıyor bir tek. Yani evet. Bu var. Orada... Yani rakibin 12'ye gitmesine bu şekilde izin verirler mi emin değilim ben. İşte. Tam olarak dediğimiz şey aslında. Rakibin 12'ye gitmesine izin mi verilecek yoksa bir risk alınıp silah mı alınacak? Yarım çekilecek ve silah alınacak, yarım alınacak gibi duruyor. Bir sonraki round çıkarabilecek kadar silah aldılar. Öyle ya da böyle son roundda oynayacaklar. Burada da bir şans yakalamak istiyorlar bunlarla birlikte ama o şansı... Kill'in bütün... öncesini izledik. Evet. Kill izlemeye gerek yoktu zaten. Nasıl olduğunu evet, hepimiz evet. Anladık herhalde dayı. O şansın gelmesini engelledi şimdilik. Social en azından açılışı yaptı diyelim. Engellemek adına. Social ilk skorla birlikte başladı. Şimdi A split taktiği gelecek gibi Dumbledore'dan yaklaşan oyuncular var. Burada bir trap var. Tuzağın kırılması ile birlikte burayı hızlandırmak isteyeceklerdi. Soshi'nin pozisyonu da ortaya çıkmış durumda. Buraya gelen Kishmoku iki oyuncunun yerini gösterecek. Yalnız Soshi'ni yakalanmış kombatriye. Merdivende de bir oyuncu olduğunu biliyor Mas. Oradan gelen topu görmüştü çünkü. Ama yukarıya çıkmayı tercih etmedi. Dörde geldi durum. Ve Spike Mr. Fallin tarafından kuruluyor. Geldi dayı, bir yandan da tabii Sight'ı çok temiz aldılar. Viper perdesi çok iyi. Burada Cypher'ını kaybediyor Fireflux. Şimdi yeri açığa çıkan bir oyuncu Soshibul. Maz'ı buldu, elinde operatör var. Bu rahatlatacaktır Fireflux'ı biraz olsun. Atılan bir flash. Jenevaş bir tanesi daha kullandı. Perdeden çıkıyorlar. Soshibul bir tane vuruyor. Leores bir tane vuruyor. Ve tek başına Pony kalıyor. Pony'i de yakaladılar. 4v4'te Regnum Kari'ye özür diliyorum. Gerçekten olabilecek en sıkıntılı bir şekilde bu sona geliyor. Sadece bir kill çıkartabilirler. Ya orada özellikle Maz'ın Kishfork'una yakalanması bayağı rahatlattı. Soşkıldı. Shorty ile birlikte çok rahat bir skor buldu. 4 seri puanı var. Şimdi Regnum Kari adına ve... özür diliyorum. Fireflux adına ve Regnum Kari bunu engellemeye çalışacak. 5 tane rifle. 1 tane Spectre. Evet, 4 tane rifle, 1 tane Spectre. Doğru dayı. Phantom'u görünce üstte ikisini de Phantom sandım ya. Bir tane de yarım armor tabii, evet. Hibrit tarafında, onu yani, söyleyelim. İdare edilir, edilmez tabii değil. Ki de. Hiç kötü bir buy değil yani. Orada geçtiğimiz zaman Fireflux'ın ortadan böyle bir zaaf göstermesi de biraz şaşırttı. Mr. Fallin şimdi Soshin'i yakalamış. Önemli bir açıymış. İyi başlangıç. Üst üste roundlarda Soshin'i Asayt'a düşmeye başladı. Leores. Şimdi Sight'ın içerisine girmeye çalışan biri var. Onu yakaladı. Arkasında da bir oyuncu olacak. Arkadaşından destek almaya çalışıyor. Ve asit havuzunun içerisinde piklemeye çalıştı. O da düştü tek başına artık. Sadece Wood var. Ve Wood da bu silahı korumak üzere geri çekildi. Güzel bir giriş oldu Sight'ta. Bir tane zaten hani bir gap vardı, boşluk vardı Sight'ta. Sight'in kendisinde. Onu iyi değerlendirdiler, iyi gördüler. Ya bu sefer bitirici vuruş için geliyorlar. Acaba Wood denese miydi diye düşünüyorum ben. Bu skor almayı, silah düşürmeyi. Fena olmaz gibiydi denese onlar adına. Kredileri var diye hatırlıyorum ben Fireflux tarafının. Problem yaşamayacaklardı ama rakibi problemi düşürme şansı olurdu. O kendi silahını koruma tercihinde bulundu şu an için. Onu arıyorlar mı? Onlar da aramak istemeyecektir açıkçası. Onlar da silah düşürme riskini almak istemeyecektir Regnum Kari tarafı. Beraber ilerliyorlar ama. Olur da bulabilirsek diye. Bir şok oku kullanıldı ama kimseye hasar vermeyecek tabii o şok oku. Krediler var. Yani Regnum Kari tarafında krediler var. Fireflux tarafı da bir satın alım gerçekleştirecek. Bu round'un kaybedilmesi Fireflux adına bir eko anlamına gelebilir. Ya da işte az önce Regnum Kari'nin yaptığı gibi 11. daha doğrusu 12'yi kaybederlerken yaptıkları round gibi ufak bir satın alım gerçekleşebilir. Şimdi Regnum Kari bir açıklık buldu, onu deşmeye devam etmek istiyor. Dumbledore'dan ilerleyecekler sülüklerle birlikte. Yalnız Soshibul'dan çok ekstra bir entry var. Burada orta tarafta yukarı sıçrayıp operatörle birlikte açıklığı buldu.
Ve yavaşlattı bu baskını. Bir açıklık bulmuştu Regdum Kar'ya. Soulshable'ın hamlesi güzel bir cevap buldu bu noktada. Maz şimdi operatörüyle birlikte yaklaşmaya çalışıyor site'a. Orada bir açıklık var. Laures bu açıklığı çok iyi değerlendirdi. Bu round yavaş yavaş Fireflux'a gülümsemeye başladı. Genevaz, Shine'i bırakacak ortadaki oyuncunun farkında. 3 ve 5. Artık yavaş yavaş Regdum Kar'ın son kozlarını oynamaya başladı. Soğuç Link, Laures'le birlikte istediği killeri çıkardı. Laures bir tane daha vurdu. Ve Laures'ın, Laures'ın işkilinin ardından tek başına kalıyor. Ulti geldi. Biraz daha ilerlemesi gerekiyor ultinin. Laures'ın iki tane vurdu yalnız. Ace Clutch deneyecek Laures'ın. Çok da can kaybetmedi bunu yaparken. Enteresan bir round olur. 1'e 2'yi 1'e 1'i görebilirse Laures'ın. Dediğin gibi çok fazla can da kaybetmedi. 30 saniyesi var. En büyük handikapı Spike. Kendi kontrolünde değil ve Spike'a gidene kadar zaten sürenin büyük bölümünü harcayacak. Laures'i de burada bekliyorum, emin değilim. Laures'i de burada Laures'ın. Harika bir işe imza attı. Güzel kill, 7 saniye keşif oku da gelecek bir oyuncu. CT tarafında onun zıpladığını görebildi mi emin değilim. Bir oyuncu da yine mağarada bekliyor. Keşif okunu bıraktı. Plant'ı alabilmesi gerçekten hiç kolay değil. Trap var, ona yakalandı ilk önce. Plant'ı arkaya doğru alacak ve Soçni geldi. Son kill'i çıkardı. Fireflux bu serinin kazananı oldu. Zorlu bir seriydi. Özellikle her iki takım içinde ama bir şekilde burayı kapatan da Fireflux oluyor. Tabii açıkçası Regdum Kar'ın Haven'ın